Değerli arkadaşlar merhabalar, hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Tekrardan hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, güzel bir sofra donattığıma inanıyorum. Üstünde bu masanın neler var onları sizlere hızlı bir şekilde deklare edelim ve videomuza başlayalım. Uzun aradan sonra yaz mevsimi de yaklaşmadan biraz rakılara ağırlık verelim. Sonrasında zaten istesek de viskidir, rakıdır, yüksek alkollü içkileri tam manasıyla içemeyeceğiz. Ama bir vodka içebiliriz, kokteyl tarzında yapıp içebiliriz. Yazında gayet iyi gider. Beyaz şarap içebiliriz. Kırmızı şarap da içemeyeceğiz. Çünkü yazın bunlar arkadaşlar bayağı yorucu oluyor. Vücut bunları tam olarak kaldıramayabiliyor. Çünkü hava da sıcak. Ve bu sıcak havalarda bu buz gibi içeceklerle İşte şalgamımız var, buz gibi suyumuz var. Bu mezelerin hepsi soğuk meze arkadaşlar. Bunlarla gayet iyi giderken yazın özellikle gündüz saatlerinde bunlar yorucu oluyor. Bünyeyi de yoruyor. Yani iyi gitmiyor. Neyse, şöyle şerefinize rakımı kaldırıyorum. Uzun bir aradan sonra da gerçekten iyi gitti. Şimdi hemen hemen her gün kullanan biri olarak da tabi Ramazan'ın araya girmesiyle ara verdik. Hem bünye dinlensin hem de böyle kendimizi bir toplayalım diye. Dolayısıyla da ondan sonraki süreçte her içimizde sanki yeniden böyle içiyormuşuz gibi bir hava, bir eda oldu. Evet değerli kardeşlerim, şöyle masamı hızlıca tanıtayım sizlere. Burada zehir gibi full ev yapımı, el yapımı, acı biberlerim ve salatalık turşularım var. Gördüğünüz gibi. Öyle çok fazla koymadım. Kavanozlarla yapıyoruz. Zaten son kavanoz şeyde, dolapta. Burada yine olmazsa olmaz birçok arkadaş bunu dört gözle bekliyor. Acı sos. Bakalım domatesler yeteri. Domatesler uçtu gitti biliyorsunuz. Yani fiyatlarını biliyorsunuz. Böyle yazın acaba tekrar ucuzlar mı diye de bakıyoruz. Ucuzlarsa yerli domateslerden acı sos tekrar yapacağız arkadaşlar. Tarifini de sizlere vereceğim. Ve sık sık yaptığım arkadaşlar böyle güzel çiğ köftelerim var. Iceberglerle işte domates, limon ve nohut plaki arkadaşlar. Bunun videosunu çekmedim. Bunu sık sık yaparım ben. Koyarım dolaba. Canım çektikçe böyle alırım. Mezemi önüme içerim yani. Zeytinimiz, ezine peynirimiz ve kapya biberli yeşil zeytinimiz çekirdeksiz var. Evet arkadaşlar, bugün tabii sizlere bahsedeceğimiz birçok konu var. Onlara da başlayacağız. Öncelikle şöyle mezelerimize biraz yumulalım. Rakımızı da şöyle biraz daha içelim. Sonra bahsedeceğimiz hususlara geliriz. Bir toparlayalım tekrardan. Çünkü araya Ramazan ayı girdiği için bayağı bir kopukluk oldu. Hızlıca bir toparlayalım. Nerede kaldık, ne yapıyoruz? Birkaç video böyle devam eder gider. Öncelikle yeni arkadaşlar almış olduğumuz, daha önce testini yapmadığımız, içinden bazılarında testini yaptım ama tam açıklamadığım, böyle işte 2 sene, 3 sene önce çekip attığım videolardan oluşan ama açıklanmaya muhtaç rakılarını da tekrar aldık. Bazılarının da testini yapacağız. Tam anlamıyla nedir ne değildir sizlere deklare etmeye çalışacağım. Çünkü o konu önemli. Şöyle plakimden alayım. Peki plaki nasıl yapılıyor? Nohut plaki, fasulye plaki. Bunlar olmazsa olmaz. Lokum gibi. Buna bol limon sıkacaksınız şöyle. Limonu. Bol limonu sıkacaksınız abi. Tabi limonu sıktığınız zaman çekirdekler de içine düşüyor. Ona da dikkat edin.
Çekirdekleri de şöyle bir yandan alalım. Kerata ya, kaçtıkça kaçıyor yani. Saklandıkça saklanıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bunu yapmak için havuçtur. Efendime söyleyeyim. Domatestir. Bunları güzelce bir öncelikle kavuruyorsunuz. Kavurma faslından geçiyor. Evet, zeytinyağı ile kavuruyorsunuz. Bunlar zeytinyağlı. Bu da zeytinyağlı. Bunun içinde de zeytinyağı var. Zaten zeytin de zeytinden yapılıyor. Zeytinyağı. Evet arkadaşlar, güzelce kavurduktan sonra bir gün önce ıslattığınız, bir gece boyunca ve sonrasında haşladığınız nohut plakinin yapılışını şöyle hızlıca sizlere lanse edeyim. Domates, yani kuru soğanı öldürüyorsunuz, kesiyorsunuz. Yemeklik kuru soğan. Soluyor bunlar yağda, zeytinyağında. Sonrasında havuçlar, domates arkadaşlar, bunları da aynı şekilde soteliyorsunuz. Sonra bir gün önceden ıslattığınız, sonra da haşladığınız nohutları içine atıp arkadaşlar güzelce bir soteledikten sonra yemeğiniz hazır. İçerisine de biraz baharat ekliyorsunuz. Bu kadar. Gayet lezzetli oluyor. Süper bir geri dönüşü oluyor. Gelelim çiğ köfteye. Çiğ köfte ile ilgili arkadaşlar birçok videom var. Ramazan'da yapmıştım böyle güzel çiğ köfte. Ondan sonra orada bütün tarifi var. Gayet güzel gidiyor. Ben de fırsat buldukça bunları yapıyorum ve güzelce rakıyla tüketiyorum. Bazen de arkadaşlar dışarıdan alıyorum. O da var yani. Lokum gibi, mis gibi bir göz dönüşü oluyor. Acı biberlerle gayet iyi gidiyor. Evet değerli kardeşlerim, Ramazan'dan önce bana birçok içkiyi hazırladınız. Abi bunları da al, bunları da al, bunları da al, bunları da test et. Bunu merak ediyoruz. Şunu merak ediyoruz, onu merak ediyoruz. Ben de bu listeyi komple doldurdum. Bakın burada ayrı ayrı bölümler var. İşte ve ekstra her içkinin. Ondan sonra böyle yazılı olduğu şöyle notlarım var. Ekstra. Gelelim arkadaşlar test edeceğimiz dönem içerisindeki içkiler. Öncelikle elimdeki içkileri bitirmek istiyorum. Onları bitireceğim. Ve ondan sonra arkadaşlar yeni içkilere geçeceğiz. Şimdi elimde hatır sayılır derecede bir rakı var. Şimdi sıcaklar bastırana kadar onlar peynir harika. Ezine peyniriyle tek geçerim rakıyı abicim. Çok yakışıyor. Tabii ki bitmez. Yine kalacak. Seneye kalacak. Seneye de kısmetse işte sonbahar aylarından sonra kaldığımız yerden rakı faslına, viski faslına devam edeceğiz. Tabii dönem içerisinde şu viskileri içeceğim. Canlı yayınlarımız tekrar başlar. İşte canlı yayında içeceğimiz bir likörümüz var.
yine böyle bir açık viskimiz var. Bu viskiyi incelemesini yapacağım arkadaşlar artık. Gerekli notları, doneleri, bilgileri ayarladım. Sonra Long John, işte Uzun John isimli viskimiz var. Bunun işte testi gelecek. Bilahare, tabii onu yaptıktan sonra. Onun dışında arkadaşlar rakılarım var. Elimde hatırı sayılır derecede rakı var. Onlardan da içebildiğimiz kadarını, testini yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Onu da sizlere deklare etmiş olayım. O konuda önemli. Şarap olarak kırmızı sek şarabım var arkadaşlar. Onun testi gelecek. Ama belki beyaz şarapların testini yazın yapmayı düşünüyorum. Elimde hatırı sayılır derecede beyaz şarabım var. Onların da testi gelecek ama yazın gelir. Sıcak aylarda gelir. Yani yeni dönemde ağzımda lokma var. Canlı yayınlarda yine yarım kalan içkilerimizi içeriz veya bira içeriz. Karıştırmadan birayla başladıysak birayla devam ederiz. Rakıyla başladıysak açmış olduğumuz rakıdan rakıyla devam ederiz ama yine hakeza viskiyle başladıysak viskiyle devam ederiz. Bu böyle. Yarım kalan içkileri de o şekilde tüketiriz arkadaşlar. Peki test edeceğimiz içkiler, likörler neler? Rom bazında şeyler var ama bunlar yani gelmez. Kışa bırakırım bunları. Rumlar var, rom. Kaptan Morgan Gold Rum veya işte White Rum, Havana Kulüp, 7 Anos Rum, Malibu Rum'u test ettik arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Hem rom olarak geçiyor hem likör olarak geçiyor Malibu. Rakılar yine aynı şekilde. Test ettiğimiz rakıların zaten birçoğunu görüyorsunuz. Çok çok fazla rakı tükettik arkadaşlar. Yani ne ben sayayım ne siz tekrardan bana hatırlatın. Hatırı sayılır derecede bir rakı tüketimi yaptık. Hemen hemen kaç? 27. 27 çeşit rakı içmişiz arkadaşlar. Ama bunların içerisinden yanılmıyorsam bir tanesini tekrar test edeceğiz. Yeniden aldık. Çünkü onun videosunda bir açıklayıcı tam şey yoktu. Ve test ettiğim rakılarda hızlıca şimdi biraz sonra deklare edeceğim sizlere. Yani test ettiğim rakıları da şu acil ezmeden alayım. Bir kaşık. Of 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 of. Eşim yapıyor bunu. Çok güzel. Özlemişim tadını da. Bir kavanoz kaldı. Bir kavanoz kaldı. Kimseye yedirmiyorum. Kavanoz da büyük şöyle bir şey. Şu kadar falan kaldı. Tek başıma bunları kış boyunca bu biberlerden falan ne kadar vardı? Çok vardı. Turşu. Gidiyor abicim. Mezeyle gidiyor işte rakı. Ramazan'da ne menüler çıkarttım. Ramazan özel. Biliyorsunuz yani. Evet arkadaşlar. Yeni rakıyla başladı. Çok uzun süre içmiş olduğum bir rakıdır o. Şimdi Tekirdağ rakısı, İzmir rakısı, İzmir rakısını tekrar aldık. Bir bunun yaş üzümü var arkadaşlar. Ben yaş üzümünü içmiştim. Herhalde yeniden yaş üzümünü aldım. Onun testini yeniden yapacağım. Efe Gold
Beylerbeyi Mavi el yapımı rakı testimiz var. Bu oynatma listelerine girerseniz bunların hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Bunların hepsinin testi yapıldı. Sizlere sunuldu. Orayı karıştırıp ana sayfamda görünüyor zaten. Tıklayacaksınız, aşağıya doğru ineceksiniz. Seyretmediğiniz videoları seyredirseniz sevinirim. Ben de bunlara bir ton emek verdim, para harcadım, zaman harcadım. Evet. Tekirdağ Gold Export, Beylerbeyi Razaki, Tayfa Rakı, Saki Siyah Üzüm Rakısı. Bunun arkadaşlar Gold'u da gelecek. Yanılmıyorsam. Dolapta şimdi bakmam lazım. Kulüp Rakı, Beylerbeyi Göbek, Beylerbeyi Tera Gold, Efes Sarı Zeybek Rakısı, Daim Yıldız Anason Rakı, Beylerbeyi Kalecik Karası, Yeni Rakı Ustaların Karışımı, Yeni Rakı Yeni Seri, Yeni Rakı Uzun Demleme, Efe Tek İmbik Rakısı, Yeni Rakı. Evet arkadaşlar, bunu hala. Efe Göbek Rakısı, Mastika Rakısı likör olarak da geçiyor. Sağ olsun değerli bir kardeşim bunu bana göndermişti. Ona da buradan selamlarımı sunuyorum değerli kardeşime. Burak Şahin'e de buradan tekrardan selamlarımı sunuyorum. O rakıyı bana kendisi göndermişti. Temin edip. Çünkü buralarda bulmak zor mastikayı. Onun da testini yaptık. Aynı zamanda likör olarak da geçiyor. Ve Destan Rakı. Unutmayalım. Destan Rakı'yı da yine çok değerli bir kardeşim Fırat Cim gönderdi. Brok 666 olarak tanırsınız. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hem Burak Şahinleri hem ona. O rakılarında testini bu şekilde yaptık. Ve arkadaşlar Tekirdağ rakısı No 10. Bunu içtik. Bu da arkadaşlar hemen şu rakıydı en son. Bununla ilgili de görüşlerimi sizlere deklara ettim. İlgili videoda. Arattırırsanız görürsünüz. En sonunda da Altınbaş arkadaşlar rakı 24 ayar testiyle 27 çeşit rakı içmiş olduk bu 2 sene zarfında arkadaşlar. 2 sene zarfında. Ve elimde yanılmıyorsam 4 çeşit daha rakı var. Bunlarla birlikte cünüp rakamı tamamlayacağım ama adını söylemeyeceğim onun. Bir rakı daha alırım ben. 32'ye tamamlarım. Isparta deriz. Ama Isparta veya o cünüp rakam gelir mi gelmez mi onu bilemeyeceğim. Ama 2 tanesini falan yaza kadar belki de 3 bilemiyorum 3 fazla olabilir. Testini daha yapıp aradan çıkartırız. Evet. Bize bu yakışır yani. Şimdi
Şimdi rakılar konusu böyle arkadaşlar. Diğer içkiler hakkında da şöyle hızlıca bir bilgilendirme yaparız. Ve bu video biraz uzun olabilir ama bu güzel mezelerle eşliğinde de arkadaşlar sizlere bu tamamlayıcı videoyu atmak zorundayım ki kafanız karışmasın. Hem sizin kafanız karışmasın hem de benim kafam karışmasın. Şöyle bilgileri bir toparlayalım. Nerede kaldık, ne yapıyoruz, ne yapacağız? Hızlı bir geçiş yapmamız lazım yani. Bunu söylemek istiyorum. Sırada hangi rakılar var? Hangisini alacağız? O konuya hiç girmiyorum. Arkadaşlar, çünkü elimdeki stokların da bitmesi lazım. Şimdi geçelim şaraplar konusuna. Hatırı sayılır derecede sayfalarca 1, 2, 3 tane net dolu 4 sayfa burada yazdırdığınız şarap var. Bunların ben ancak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tanesini alıp denemişim, deneyebilmişim. Peki denediklerim ne? Bu da var yani. Hangi şarapları denedik? Evet, şu ana kadar denediğimiz şarapların sayısı arkadaşlar, bu da bayağı bir fazla. 35 şişe şarap içmişiz. 2 yılı aşkın süredir 35 şişe şarap içmişiz. Şimdi birazdan bunlardan bahsedeceğim. Ve biralar konusuna hiç girmek istemiyorum. Biralara girersek akşam olur. Toplam test ettiğimiz biraların sayısını ne? Hangi biraları test ettik? Esasında o ayrı bir vlog konusu olacak. Onunla ilgili de böyle bir arkadaşlar bira içtiğinde o konuya gireriz. Biraları uygun görürseniz şu anda hiç açmayalım. Şaraplarla devam edelim. Rakıdan biraz daha fazla şarap içmişim. Yani sonuçta tabi alkol derecesi olarak da bakın arkadaşlar. Rakıya göre biraz daha şarap daha alkolsüz olduğu için. Daha alkolsüz ne yapacağım ya. Şarabın da alkolü az değil. %13-14 olanları içtik yani. Ama tabi rakıyla karşılaştırınca %50 içtik en fazla. Kulüp rakısı. %47,5'ları, 47'leri gördük. O da var yani. Test ettiğimiz şaraplar Kavaklı Dere Angora kırmızısı, Sevilen Telli Bağ kırmızı sek, Sevilen Majestik sek beyaz, Merlot kırmızı sek, Strong Bow apple cider, Ankria Ankara Kavaklı Dere Kalecik Karası sek kırmızı, Cümbüş sek kırmızı, Diren Cadde Narince Tokat beyaz sek şarap, Misli Roz sek şarap, Vincent Roz şarap Şirince, İdol beyaz sek şarap, Sava Klasik Roz sek, Diren Maya Roz sek şarap, İdol Lucien Arkas kırmızı sek, Biricik sek beyaz şarap, Biricik kırmızı sek şarap, Minoş Kalecik Karası Roz sek şarap, Signore Signori kırmızı sek şarap, Vinkara Doruk kırmızı sek, Dömisek şarap da içtik. Vinkara Doruk beyaz şarap. Kaleci Karası sek kırmızı şarap. Vinkara Doruk. Cumartesi sek kırmızı şarap. Akdeniz sek kırmızı şarap. Biricik Roz sek şarap. Sevilen Evin beyaz sek şarap. JP Şenet Fransız beyaz şarap. İthal şaraplara da giriş yaptık. Sevilen Evin kırmızı sek şarap. Buzbağ beyaz sek şarap. Corri Cuette Fransız beyaz sek şarap.
Bu da Fransız şarap. Frontera, kırmızı sek şarap. Vincent Şirince Çilek, meyve şarabı. Kabatepe kırmızı red şarap. Süryani şarabı. Sihuluh, Şiluh. Direncatte kırmızı sek şarap. Ve Şirince Zeus beyaz sek şarap. Arkadaşlar, bunun henüz testini yapmadım yanılmıyorsam. Bunun da testini yazın gelecek. Ve ekstra, daha burada yazılı olmayan şaraplarımız da var test edeceğimiz. Bunları da sizlere söylemek istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı bir yol aldık. Ve bu konuda çektiğimiz videoları da sizlere sundum. Deklare ettim. Çok faydalı bilgiler verdiğime inanıyorum. Çünkü sizlerden geri dönüş bu şekilde. Benim motivasyonumu artırıyor. Sizlere karşı daha yeni videolar hazırlama isteğimi kamçılıyor. O biraz şuna bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Evet. Bunlar önemli konular arkadaşlar. Pilakileri hafif sulu yaparsanız daha iyi olur. Suyuyla birlikte. Tabii yemeğe gibi çok sulu olmasın. Zaten soğuk meze, zeytinyağlı. Hafif sulu gayet iyi gider. Evet değerli arkadaşlar. Şalgamımızı da şöyle içelim. Viskiler konusu var. Arkadaşlar. Onlardan da bahsedelim. Bir de likörlerden bahsedelim. Bu sayfayı bitirelim. Biralarla ilgili vakit bulursak uzun bir video çekeriz. O konu hakkında da birçok arkadaşımız gerçekten yani bilgiye hasret. Bize diyor sürekli yani abi bilgi. Bilgi istiyorlar. Bilgi istemeleri gayet normal. Tanımak istiyorlar. Yanlış karar vermek istemiyorlar. Şimdi bilgi vermek için de onu içmek gerekiyor. Tanımak gerekiyor. Bu da ayrı bir konu. O da bizim işimiz yani. Dedik ya işte tam az başladık. Ve devam edecektir. Ha abi bunu ne içiyorsun sen? Görmedik. Doldurdun geldin, doldurdun geldin. Niye göstermiyorsun? Daha önceki testlerden kalan rakılarımı bitirdim. Bitmek üzere. Bitiyor. Onları içtim arkadaşlar. Zaten bataryada sinyal veriyor. Eğer biterse de sıkıntı yok arkadaşlar. Normal şeyden çekeriz. Webcam'den devam ederiz. O da ikincisi olur yani.
viskiler ve daha likörler konusu var. Şimdi bu bir sohbet muhabbet. Bunda da yani böyle hemen bir video bitene kadar bununla devam eder. Birinci bölüm olur. Sonrasında da ikinci bölümü yayınlarız yani. Bu kadar basit. Acıyı da seviyorum ya. Evet. Bu biraz domuz sıkısıydı abicim.